Herkese merhaba. Ben Bilecik Özel Edebiyatlı Anaokulu'ndan Nurşen öğretmen. Bugün sizlerle birlikte önce tuz seramiği yapacağız, ardından fasulye çimlendirme deneyimizi yapacağız. Hadi başlayalım. Tuz seramiği için malzemelerimiz 1 bardak un, yarım su bardağı su ve yarım su bardağı tuza ihtiyacımız var. Hepsini bir kaba döktüm ve karıştırmaya başlıyorum. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumu hazırladım şu şekilde. Şimdi bir bıçak yardımıyla, fakat keskin olmayan bir bıçak, çocuklarımız da kullanabilir. Bıçak yardımıyla ufak bir parça aldım. Şu şekilde bastırıyorum. İsterseniz bir kalem yardımıyla açabilir çocuklar. Şu şekilde. Ben bir kapaktan yardım alıyorum. Şu şekilde şekil çıkartıyorum. Şu anda daire yaptım. İsterseniz gıda boyası ya da farklı bir boyayla hamurumuzu renklendirebilirsiniz. Ya da çıkarttığımız şekilleri istediğiniz boyayı kullanarak boyayabilirsiniz. Şimdi üçgen yapacağım. Evet, bu şekilde üçgenimi de yaptım. Şimdi kare yapacağım. Bu şekilde karemi de yaptım. Şimdi bunları kurumaya bırakıyorum. Ardından boyayacağız. Hamurlarım kuruduktan sonra boyamaya başlıyorum. Benim elimde mor parmak boyası vardı. O yüzden bunu tercih ettim. Siz sulu boyayla da boyayabilirsiniz. Varsa elinizde parmak boyasıyla da boyayabilirsiniz. Şu şekilde boyamaya başlıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz.
bu şekilde boyuyorum. Şimdi fasulye çimlendirme yapacağız. Bunun için malzemelerim bir kase, pamuk, fasulye ve bir miktar suya ihtiyacım var. Kasemin alt kısmına bir miktar pamuk koyuyorum. Şu şekilde. Ardından fasulyelerimi pamuğun üstüne koyuyorum. Ve bir kat daha pamuk koyuyorum. Şimdi fasulyelerime bir miktar su dökeceğim. Yaptığımız fasulyeleri camın önüne koymanızı istiyorum. Her gün güneş ve gün ışığı almalı. Ardından pamukları her gün kontrol edebilirsiniz. Pamuklar ıslak değilse su dökebilirsiniz. Ve fasulyelerin yeşillendiğini göreceğiz. Fasulyelerinizin fotoğraflarını bana atabilirsiniz. Evet çocuklar, bugünkü etkinliklerimiz bu kadardı. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. 7. kitabımızdan 16, 17 ve 18. sayfaları yapmanızı istiyorum. Fotoğraflarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.